How much? Driver. Aynı anda iki kişi geçemiyor. Nah geçemiyor, gel bak. Olmadık şebekliği şu an yapıyor insanlar. Şunlara binmek istiyoruz da fiyatların ne olduğunu bilmiyoruz. Enes'ten daha iyice bir fikir geldi. Enes burada, Enes nasıl öğreneceğiz oradan fiyatları? Bağıracağız abi buradan. Söyle. Ya az yaklaşsınlar. How much? Money, money. How much? How much did you pay for this? Come, come. Drive here. Please come, come. Come. How much? How much? Enes, Enes, manzaraya bak. Allah'ım ya. Aynen. Şimdi nereye gidiyoruz Ecem? Şimdi Franz Kafka Müzesi'ne gidiyoruz. Hı-hı. Ondan sonra da onun yanında dünyanın en dar sokaklarından biri varmış. Ona gidiyoruz. Aynen. Bakalım. Karşıdan karşıya geçerken o dar sokakta ışıklandırma yapmışlar. Bir taraf geçerken karşı taraf durmak zorundaymış. Bildiğiniz trafik lambası koymuşlar sokağa. Gidince göreceğiz. Müzeye geldik. Ama sanırım geç kaldık, 15 dakika sonra kapanıyormuş. Şöyle bir heykel var. Normalde bu heykelden su çıkması gerekiyor. Franz Kafka Müzesi'ne geldik şimdi fakat 6'da kapanıyormuş. Biz yetişemedik. Biletin fiyatını sordum merak edenler için. 2-3 Çek kronu. O da yaklaşık 65 lira falan yapıyor. Franz Kafka bildiğin üzere Prag'da doğup büyümüş birisi. 1883 yılında doğmuş. Hayatına sadece iki kadın girdi fakat hiçbiriyle evlenmedi. Kendisi tüberkülozden dolayı öldü. Ölmeden önce arkadaşı Max'e eserlerinin yakılmasını vasiyet etti. Fakat tabii ki arkadaşı Max bu durumu kendisi vefat ettikten sonra yapmadı ve eserlerini topluma kazandırdı. İyi ki de kazandırdı, yoksa Franz Kafka gibi bir yazarı tanımamış olacaktık. Şu an geldiğimiz yer dünyanın en dar sokaklarından biri. Sokağa geçmeniz için ışık var. Şu an bize yeşil yandı. Aynı anda iki kişi geçemiyor. Nah geçemiyor. Gel bakalım geçebiliyoruz mu? Ben burada 3 kişi geçirdim. Geçtik lan. Ve ters çürütüldü arkadaşlar. Aynı anda iki kişi geçiyormuş. Böyle bir yol. Bu kadar. İstanbul'un her şeyi böyle iki kişi arasında böyle boşluk var apartmanın arasında. Ama adamlar öyle bir pazarlama. Gerçekten İstanbul yani pazarlama diye buna denir. İnsanlar ha, direkt restoranta çıkıyorsun. Buna basıyorsun. Burası yeşil çay, orası kırmızı, gelmiyorsun. İki kişi geçemiyor falan. Göremiyorsun ya, körsün. Aynı anda iki kişi geçemiyormuş. Üç kişi bile geçer ben aynı anda. Vallahi. Güzel yağmur. Ya çekiliyor musun arkadaşlar? Şu an Charles Köprüsü'nün üzerinden yürüyoruz. Bu köprü Avrupa'nın en eski köprülerinden biri. Zamanın kralı, Kral Charles, tahta köprülerin yıkılmasından muzdarip olmuş ve öyle bir
köprü yapılsın ki 1000 yıl ayakta kalsın demiş. Onun üzerine bu köprüyü yapmışlar. Köprüde 16 tane heykel, bir de kule bulunmakta. Zamanında bunları savunma için yapmışlar. 600 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde üzerinden yürüdüğümüz nehrin en eski köprüsü. Herkese günaydın. Bugün Fırat'ta ikinci günümüz. Ben bisikletin yanından biraz erken ayrıldım. Franz Kafka'nın mezarına gideceğim. Oradan Dancing House'da buluşacağız bisikletlerle. Şimdi Franz Kafka'nın mezarına doğru gidiyorum. Biz şimdi metrodan indik. Kafka'nın mezarına doğru yürüyoruz. 10 ve 16 numaralı tramvaylar gidiyor oraya. Bilginiz olsun. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar açıklar. Kış aylarında da 4'e kadar açıklar. Cuma günleri 2'ye kadar açıklar bilginizde. Girince hemen şöyle bir tabela koymuşlar. Orhan buradan. Franz Kafka 250 metre ileride diyor. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Burası Prag mezarlığı. Sadece Kafka özel değil. Birçok insanın burada mezarı var. Burada sadece Kafka'nın değil aynı zamanda babasının ve annesinin mezarı da bulunmakta. Kafka öldükten yaklaşık bir 7-8 sene sonra vefat etmişler. Şimdi Kafka'nın mezarından ayrılıyoruz. Dans edenlere gideceğiz. Ayrılırken şöyle taşlar aldım Franz Kafka'nın mezarından. Hatıra kalsın. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Dancing House diye geçiyor. ING Bank'ın Prag'a yaptığı bir yapı. ING Bank Prag'a böyle değişik bir yapı yapmak istemiş ve arkamdaki yapıyı yapmış. Amerikalı dansçı bir çiftten teşekkür ederim. Esinlenmişler. Ginger ve Fred. Aslında arkada dans eden iki çifti motif etmişler. En üst katı restoran olarak kullanılıyor. Geri kalan daireler büro olarak kullanılıyor. Pek bir esprisi yok fakat adamlar turizme kazandırmayı bilmişler. Hava yağmurlu. O yüzden zorlu şartlar altında vlog yapıyoruz. Beğenmeyi unutmayın. 2, 3, tamam. 2, 3, tamam. Oğlum ağzın çok kötü çıkmış lan. Lan yok böyle. Evet, dans eden binayla farklı fanteziler deniyorlar. Her türlü figürü deniyor. Olmadık şebekliği şu an yapıyor insanlar, bakalım. Şunu alsana. Geldim. Olur da buradan bir şey sakatlanırsam. Sağlık sigortama selam olsun. Erasmus karşılamaz onu. Yumurta böyle mi? Hazmayla ayak yap, ayak böyle yap. Bir ayak yap, ayak yap. Evet, Superman olmaya karar verdi sanırım. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Bu iyi işte. İlk baştakiler güzel.
Geldi, ben sıramı bekliyorum. Kaç? Şu an Çağız Köprüsü'ne doğru giderken sağda şöyle bir kafe göreceksiniz. Slavia Kafe diye olarak geçiyor. Zamanında Nazım Hikmet 12 sene Türkiye'de hapis yattıktan sonra 2 seneliğine Fırat'ta yaşıyor, sürgün ediliyor. Ve birçok şiirini şu kafede arkadaşlarıyla beraber yazıyor. Silivya Kafe. Şimdi Prag Kalesi'ne çıkıyoruz. Değil mi? Evet, Prag Kalesi'ne çıkıyoruz. Ama önce şu merdivenlere çıkmamız lazım. Yorulduk. Korkar mıydın? He? Gece karşıma. Orhan mı? Orhan gece karşıma çıksa Orhan korkarım. Orhan normal bir kutu korkuyor. Ya kardeşim, adam orada direniyor, aç. Bunlar gitmiş sigara koymuş. Olacak iş değil. Arkadaşlar, normalde buraya tramvay var. Fakat bir yürümek istedik bu yağmurun altında. Manyak çünkü. Yaklaşık şu kadar merdiveni çıktıktan sonra böyle bir tepeye geliyorsunuz. Bu tepe başlı başına bir mahalle. İçinde saraylar var, bahçeler var. Prag Kalesi. Dünyanın en eski kalelerinden biri. Şu karşıdaki çakma Eyfel. Eyfel Kulesi'nin aynısı. Ama ufak olan. Gördüğünüz gibi kaleye vardık. Şu an hava yağmurlu diye kimse yok. Normalde burası çok kalabalık olur. Arkamda bulunan yapı yaklaşık 730-750 yaşında. Aziz Vitus Katedrali. Burada birçok kralın, kraliçenin taç giyme töreni yapılıyor. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama kilisenin üzerinde şeytan motifleri var. Bunu yapmalarının sebebi şeytanın korktuğu tek şey kendi yansımasıymış. Bu yüzden kilisenin her yerine şeytan motifi yapmışlar ki içeriye şeytan giremesin. Şu an bulunduğumuz yer yine Prag Kalesi'nin içindeki Golden Lane denen bir yer. Zamanın kralı Avrupa'daki bütün simyacıları toplayıp buraya getirmiş ve buradaki sağında ve solunda olan evleri yerleştirmiş. Ve onlardan altın yapmasını istemişler. Devir değişmiş, burada askerler kalmış, fakir halk kalmış. O fakir halktan biri var ki çok önemli. Franz Kafka burada 22 numaralı evde kalmış. Bu arada bu alana girmek normalde ücretli. Fakat biz saat 6'dan sonrasını bekledik. Şu an ücretsiz bir şekilde gezebiliyoruz. Şimdi John Lennon duvarına gidiyoruz. John Lennon'u anlamak için önce 1980 yılına gitmemiz lazım. 1980 yılında John Lennon kariyerinin en iyi zamanlarından birindeyken aktivlerin gerisi yerinde olmayan biri tarafından öldürülüyor. Bunun üzerine çok tepki topluyor ve şimdi birazdan gideceğimiz duvara kendisinin portresi çiziliyor ve duvara şarkı sözü yazılıyor. Ardından bu durum patlak veriyor ve bütün halk tarafından buraya gelip sözlerini, düşüncelerini paylaşıyorlar. İnsanlar gelip önlerinde şarkı söylüyor. Ondan sonra Prag'da bu duvar özgürlüğün simgesi olmuş.
Evet arkadaşlar, Prag gezimiz buraya kadardı. Neredeyse her yere gittik. Prag'da gezilmeyecek yer bırakmadık. İki tam gün Prag için çok yeterli. Fazlasına gerek yok. Tamamıyla yetti. Sizlere de aynısını önerebilirim. Prag gerçekten tekrardan gelinmesi bir şehir. Bir daha yolumuz düşerse kesinlikle geliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoya bir şey diyecek misiniz? Abone oldum. Bak abone olun işte. Arkadaş gibi arkadaş. Beğenmeyi unutmayın. Gençler videoyu kapatıyorum. Var mı bir diyeceğiniz Prag hakkında? Videoyu sonlandırıyorum. Prag çok romantik ama Viyana kadar değilsin. Fena değildi ya. Oo. Şu şehre böyle yorum yapan arkadaşları ne yapıyoruz? Kınayalım. Kınıyoruz. Kınandın. Kardeşim Viyana'yı gördük sonuçta. Prag görüşürüz. Ya hayır ya. Videoyu kapatacağız diye yanlış yoldan yürüdük ya. Neyse görüşürüz. Hadi seviyorum sizi. Bye. Bye. Romantik şehir İstanbul'dur.